Kimsin sen be? Adım Zeyno. Memoli? Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Baksana şuna. Ne oldu güzelim? Şurada adamlar beni yakaladı. Nerede lan? Ben seni çok özleyeceğim. Ay. Seni çok özleyeceğim Zeynep'ciğim. Ben de. Seni çok özleyeceğim. Aman be ablacığım, ağlama ne olur ya. Ne olur yapma. Herhalde Sibel. Apartmana bütün girip çıkanları not edecekler. Çıkan bütün şüphelileri kimlik kontrolüne alacaklar. Ha bir şey daha. Olur da Belgin abla evden çıkarsa ekiplerden biri fark ettirmeden onu takip edecek ve gittiği yeri bana haber verecek, anlaşıldı mı? Oğlum bu balık başka balık. Hem dön bir arkana. Bak şu manzaraya. İstanbul'da denizin üstünde Boğaz'a karşı bir daha belki nasip olmaz. Al usta. Zaten bugüne kadar gözlerimizde ne kadar yaş varsa aktı. Hiçbir şey kalmadı. Bak ikisi de kuru. Ben de hala biraz kaldı galiba. Ne? Onlar da sen otobüsün arkasından el sallarken dökmeyi düşünüyor. Bir gün Belgin Hanım kendinizi bile bile yok ettiğiniz için sizi affedecektir. Ama kızını ondan çaldığınız için sizi hiçbir zaman affedeceğini sanmıyorum efendim. Bundan sonra beni affetmelerinin hiçbir önemi yok aslında. Yaşasaydı şimdi 20-21 yaşında olacaktı. Aynı senin gibi dünya güzeli bir kız olacaktı. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle senden kızını istiyorum. Benden Derya'yı mı istiyorsun? Evet şef. Yarın sabah saat 10'da Taksim Parkı'nda. Yarın saat 10'da Taksim Parkı'nda. Yarın görüşürüz canım. Eğer her saat başı telefon edip onlara sağ olduğumu, iyi olduğumu bildirmezsem... ...kızınıza neler yapacaklarını duymak bile istemezsiniz. Aha. Zeyno. Ulan bana bak Selam. Kes artık şu damlayı. Şimdi atacaklar bizi otobüsten ya. Ağam şaka falan değil ya. Zeyno işte orada. Ağa görmüyor musun? Zeyno. Ağam Zeyno bu işte. Ağam burada işte. Elesene. Zeyno. Zeyno. Ağam ne yapıyorsun sen ya? Açsana şunu Zeyno görsün bizi. Oturun yerinize, oturun yerinize. Bana bakın, bir gıkınızı çıkarırsanız ikinizi de atarım otobüsten. Tamam mı? Bizi görürse Zeyno bu otobüse binmez. Anlamıyorsunuz mu oğlum? O da bizim gibi aklıyla yüreğini deşmiş. Dönüyor köyüne. Bırakın, bırakın binsin şu otobüse. Hele bir geçelim köyün meydanından. Ancak o zaman ben eski Erkan olurum.
O da eski Zeyno olur. Anlıyoruz mu beni? Anlaşıldı. Haydi Elazığ. Al bu bagaj fişin. Haydi Elazığ. Bak, Elazığ, bu da bilet. Bir daha alamayacağız diye söz verdik, görüyor musun? Biz bugüne kadar birbirimize verdiğimiz hangi söz tuttuk ki zaten? Haklısın. Kendine çok iyi bak, olur mu? Bayanındakini sakın kaybetme. O seni korur. Kaybetmem köylü kızı. Ama artık yeter abicim ya. Ayrılmak bu kadar zorsa ayrılmayın siz de ya. Her gün ayrı bir veda. Her gün aynı gözyaşı. Her gün aynı film ya. Ama artık bana da yazık ya. Yeter ya. Bu işe başladığımda aslan gibi delikanlıydım. Şu halime bak. Ağlıyor. Sulu göz bir adam oldum ya. Ben biliyorum abi. Biniyorsanız binin, binmiyorsanız binmeyin. Memoli. Efendim görürüz. Birini çok seviyorsan ama ne yaparsan yap, ne edersen et, bir türlü onunla birlikte olamıyorsan ne zaman yeter artık diye pes edersin? Ondan vazgeçersin? Hiçbir zaman köylü kızı. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Aslında böylesi en iyisi abicim. Kafam temiz, içim rahat. Evden çıkarken bakalım bugün köylü kızı başına ne işler açacak diye gözüm arkada, kulağım telefonda değil. Evet abicim, böylesi daha iyi. Kurtuldum ya. Oh be, oh be, dünya varmış be. Şimdi çıkacaksın evine. Haftalar sonra ilk kez adam gibi bir uyku uyuyacaksın. Yarın sabahtan itibaren asıl görevine odaklanıp Kralı da, Kürşat'ı da, Gülsüm'ü de ve sokaktaki bütün itleri teker teker içeri tıkıp yeniden kendini bulacaksın. Tabii ya, tabii ya. Biraz kendimize gelelim. Bir Memoli olduğumuzu hatırlayalım. Değil mi ama? Ne öyle sabahtan akşama kadar ebeköylü kızı, ebeköylü kızı diye oradan oraya koşuşturmalar. Kız kulelerinde danslar. Otobüs garajlarında ağlamalar. Yakışıyor mu hiç Memoli'ye? Yakışmıyor tabii. Kandırıyorsam artık. Neyse. En azından günün bu en kapanış saatinde Rambo'ya yakalanmadık. Hayır, çok seviyorum Tombi'yi ama kusura bakmasın. Bu saatte
ne Rambo çekebilirim ne de Rocky. Şimdi günün, hatta yılın en takdire şayan hareketini yapıyor ve en sevdiğim uyku imajı olan don paça halime bürünerek kafayı önce duvara, sonra da yastığa gelişine vurmak suretiyle sabaha kadar maraton halinde uyuyorum abicim. Artık yarın sabah dinç kafayla toplarım kalbimin ve beynimin üzerine. Çok dağıldım, çok. Oh, ne güzel uyuyacağım şimdi ya. Ne güzel uyuyacağım şimdi ya. Acaba yarın tamamen pas geçip öbür gün mü uyansam? Ama yok, olmaz, yarın çok işim var. Hadi abicim, kes artık konuşmayı da uyu artık ya. Sende de amma çene varmış ya. Ulan nasıl horluyorsam artık kendi kendimi bile rahatsız ediyorum, şuraya bak. Hadi abicim hadi, macera devam ediyor. Susuyoruz ve uyumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi de ben daha uyumadım ki. Niye durup dururken horluyorum o zaman? Teslim ol polis! Sakın ateş etme, içeride masum insanlar olabilir! Ne? Ben yangın merdivenlerinden dolaşacağım. Beni koruyun, tamam mı? Rambo! Rambo! Oğlum Rambo! Memoli abi! Sayı tamam mı? Tamamdır kaptan. Yerine. Ağam, gidip de Zeynep'le hiç konuşmayacağım diyecektim ha. Önce köye bir sağ salim varalım. Önce bir dağıtalım şu tapuları. Gösterelim herkese gücümüzü. Nasıl sözümüzü tuttuğumuzu, ondan sonra Zeynep'le de konuşmak kolay, herkesle de konuşmak. Sen bilirsin ha. Sen bilirsin. Ona barışı göstermeden ne konuşsam, ne söylesem zaten bana inanmaz. Beni dinlemez. Haklısın abi. İnanmaz. Seviyorsan ama ne yaparsan yap, ne edersen et, bir türlü onunla birlikte olamıyorsan ne zaman yeter artık diye pes edersin, ondan vazgeçersin. Hiçbir zaman küfür kızım. Hiçbir zaman. Çok iyi geldi. Olan vallahi biraz ferahlattı. Abi, şoför abi. Buradayım, buradayım. Baksana, buradayım. Ne var, ne oldu? Bir şey olmadı da şu çaldığın şarkı çok içimizi kararttı be abi. Ya. Ya sesini acık kapasan ya da şarkıyı değiştirsen diyorum. Dediğin hiçbir şey anlamıyorum ki. O kadar açarsan sesini beni duyamazsın tabii. Ne?
Dur bir dakika, yanına geliyorum. Bu nereden kapanıyor? Nereden kapanıyor bu? Hah, oh be! Şimdi duyuyor musun sesimi? Ne yapıyorsun sen burada bacım? Yazıyı görmüyor musun? Lütfen seyahat sırasında şoförle konuşmayınız. Doğru ya. Affedersin abi. Ben yazıyı benim oradan görmemişim işte. Sen de haklısın aslında ama... Yol çok uzun, hem de karanlık. Çok dikkat etmek lazım yani. Allah korusun, kaza neyi yaparsın sonra? Yani sizin işiniz çok zor. Çok zor tabii. Herkesler idare edemez bu koskoca otobüsü. Baksana, kaç tane düğme var. Ya bacım, konuşma ya. Tamam. Sana bir şey soracağım abi. Bu otobüs bir gidişte ne kadar benzin yakıyor mesela? Ne? Şey diyorum, benzin yani. Çok mu yakıyor bunlar? Yani bu en yeni modellerden galiba. Ben köyden gelirken buna binmedim çünkü. Buna binmedim. Benim bindiğimin ön kısmı bir başkaydı. Bununki bir değişik. Bu yani çok güzel. Elinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız böyle. Elinize sağlık. Baksana. Yukarılar. Vallahi çok güzel. Bir baksana dışarı. Bu camdan ne kadar güzel gözüküyor vallahi. Dur Mümür abi. Ne olur ateş etme benim Rambo ya. Asıl sırf bu yüzden şu anda seni vurabilirim biliyor musun Rambo? Ne? Rambo, ne işin var oğlum bu saatte? Niye burada horluyorsun? Git kendi evinde horla, kendini rahatsız etme. Yok Mümür abi. Ya ben aslında seni bekliyordum burada. Ne? Beni mi bekliyordun? Ama sen de eve geç kalınca öyle seni beklerken içim geçmiş, şuracağı şehir hızını verdim. Ne? İçim mi geçmiş? İçim mi geçmiş? Nasıl iç geçmesi oğlum o? İnsanın içi geçince öyle vapur düdüğü gibi horlar mı? Nasıl Mehmet abi? Ya senin baya baya kıçında pireler uçuşuyordu diyorum. Yok Mehmet abi. Annem daha evvelsi gün yaptı bir kontrolümü. Ne? Bir defa ne bir çıktı ne de pire Allah'a şükür. Şampuan şişeli yani. Oğlum sen ne sa... Dur. Ulan bu benim üniformam değil mi? Ben de zaten sana bu durumu açıklamak için bekliyordum Memur abi. Hangi durumu açıklayacaksın Rambo? Hangi durumu açıklayacaksın? Evime giriyorsun, resmen haneye tecavüz ediyorsun. Üstelik onunla yetinmeyip bir de üniformamı çalıp hırsızlık yapıyorsun. Bir de üstüne üstlük en çok uyumam gereken saatte uyumama mani oluyorsun. Neyi açıklayacaksın Rambo? Yok Memur abi, ne hırsızlığı? Çok önemli, çok acil bir durum için çaldım bu üniformaları. Çok önemli ve acil bir durum için mi? Acayip bir şey oldu. Çok sağ ol Memol abi. Rambo, sen ne saçmalıyorsun oğlum gecenin, hatta sabahın bu saatinde? Ne yapıyorsun oğlum? Ne görevi, ne acili? Ben bunları Melih'i korumak için giydim Memol abi. Ha öyle desene canım. Söylesene. Çok pardon. Melih'i korumak için yaptığını söyleseydin hiç önemi yoktu. Önemli değil canım. Ya Rambo, Melek kim oğlum? Melek benim sevgilim Memol abi. Sevgilin mi? Aa, senin bundan haberin yok mu Memol abi? Gazetelerin, magazin eklerini okuyamamışım Rambo. Ne? Ondan diyorum, ondan haberim yoktur. Yok Memol abi, ne magazin eki, ne ilavesi ya? Melek bir apartman kızı. Apartman kızı mı? Yani bizim apartmanda oturan bir ev kızı. Yani ev apartmanın içinde... Rambo! Şimdi üçe kadar sayacağım. Son 5 dakika içinde saçmaladığın bütün kelimeleri geri alıp bana hemen her şeyi anlaşılır ve mantıklı bir şekilde özetleyen yeni, kısa ve tek bir cümle kuracaksın. Yoksa seni camdan aşağı atarım. Bir. İki. Üç. Geçmiş olsun Memol abi. Geçenlerde bizim apartmana melek gibi bir melek taşındı. Aman yok, bir kız taşındı Memol abi. Sen de apartmanın donjuan olduğun için hemen gidip ona aşık oldun değil mi? Aynen öyle Memol abi. Bir senin sapıklığın eksikti. Bir senin sapıklığın eksikti Rambo. Ama... Kız çok güzel biliyor musun Memol abi? Peki kızın suçu neymiş abicim? Nasıl Memol abi? Yani kızın suçu neymiş? Ne gibi bir günah işlemiş de senin gibi bir adamla tanışıp bu apartmana düşme gafletinde bulunmuş? Yok Memol abi, kız masummuş ya. Onun hiçbir suçu yokmuş aslında. Kız masum muymuş? Tabii, ben araştırdım. Eve getirdiği çocuk dayısının oğluymuş meğersem. Ne? Yoksa ihanet bize hiç yakışmaz biliyorsun Memol abi. Rambo, sen benim kafamı acayip karıştırdın ve şişirdin abicim. Hadi abicim. Hadi bir an evvel evine git ve uyu abicim. Hadi. Yok Memel abi. Ben biraz daha kalsam da biraz dertleşsek ne güzel olur aslında biliyor musun? Ne dertleşsek mi? Yatsamda gözüme bir türlü uyku girmiyor. Şu kalbim var ya ateş gibi yanıyor biliyor musun Memel abi? Belki sen bana biraz akıl verirsin ha? Bana bak Rambocuğum. Bırakın biraz uyuyayım abicim ya. Ne olur biraz uyuyayım ya. Efendim Cemciğim.
Baba selam. Efendim Cemcim. Hala uyumamış olmana çok sevindim biliyor musun? Uyuyacağız ama izin vermiyorsunuz ki. Baba biraz uyumasan da şöyle biraz sohbet etsek, dertleşsek. Dertleşsek mi? Sen de mi dertleşeceksin? Evet baba. Nasıl bende mi? Geç abicim geç. Geç sıraya geç geç. Sıraya mı? He. Memol abicim. Memol abicim iyi akşamlar. Avni bir sen eksiktin ya. Hadi geç içeri geç. Seansımız başlıyor geç. Ne seansı abicim ya? Senin sorunun nedir Avni'cim? Abicim şimdi ben hastanede Kemal Başkomiserimin yanında kalıyordum ya. Eve gittim dün akşam. Hanım bu duruma inanmadı tabii. Beni eve sokmadı abicim. Şimdi ben de düşündüm. Bana sahip çıksa çıksa Memol abim sahip çıkardı. Ben de kalktım geldim buraya. En doğru yere gelmişsin. En doğru kararı vermişsin Avni'cim. Hadi geç. Hah. Şimdi ben sana güzel bu akşam böyle şaheser bir çay demlerim abicim. Sabaha kadar çay içer muhabbet ederiz değil mi abicim? Tabii tabii. Çok teşekkür tabii, ederim benim abi. Benim de hiç uykum yoktu. Sağ ol abicim. Zaten. Tabii. Başka gelen var mı? Var mı? Yok. Burada Güzin abla falan da yazmıyor ama. İşte böyle abi. Geldim gelmesine de İstanbul'a. Ne yılanı yakalayabildim ne de yılandan intikamımı alabildim. Zaten artık ne bir yılan kaldı ortada kuyruğundan yakalayacak ne de ondan alınacak bir intikam. Neyse. Daha fazla anlatıp da canını sıkmayayım senin. Hay Allah razı olsun. Hadi kardeşim geç otur yerine. Oturacağım, oturacağım da... Bugün Üsküdar Kız Kulesi pek güzeldi. Ne? Aslında Memoli bana çok uzun zaman önceden söz vermişti. Kız Kulesi'ne götüreceğim seni diye ama kısmet bugüneymiş işte. Onun da işi aynı böyle çok zor biliyor musun? Sabahtan akşama kadar bazen o kötü adamların peşinde... Bazen de kötü adamlar onun peşinde. Yani böyle durmadan koşturup duruyorlar. Bu yüzden delik çoraplarına bile dikmeye vakti yok. Ha bugün hazır bebek hırsızlarını yakalamak için pazara gitmişken Memoli'ye de 3-4 çift çorap aldım da ayağında yeni böyle deliksiz çoraplar görünce bir sevindi bir sevindi bir görsen bir görsen. Abi sen şeyi tanıyor musun Belgin ablayı film artisti hani? Çok meşhur ya tanımıyor musun sen onu? Oo, dur şimdi ben sana onun hikayesini anlatacağım. Yolumuz uzun nasıl olsa. 2, 3, 4, 5, 6. Çekil. Sirkeci tren istasyonuna geldik işte abicim. Sirkeci tren istasyonu kimin oluyor Memoli abi? Dur bir bakalım. Allah. Vallahi ben de ya. Billahi ben de ya. Avni çabuk bana 2500 lira ver. Çabuk. Oğlum sakin ol. Oyun sadece bu be. Olsun baba ya. Ciddi oynayacaksın ki keyfi çıksın ya. O da doğru aslında. Ver. Tamam ver. Tamam abicim tamam. Buyurun Cem abicim size bir 5000 lira takdim edeyim. Bu ne abi ya? Bende bozuk yok ki. Vallahi abicim bende de bozuk yok. Ben biraz önce Şişli'ye gelince son 2800 liramı Memoli abiye verdim. Bende de bozuk kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Ver ben bozayım ver. Tabii ver Memoli Bank bozsun. Memoli Bank mı? Tabii. Ya o kadar para verdik burada elektrik idaresini aldık bir tane adam gelmiyor ya. Ya sabret oğlum sabret elbet biri gelir. Memoli abi biliyor musun Melek gelse hiç para istemezdi. Melek mi? Oğlum sana sapıklık konusunda yeni bir rakip var biliyor musun? Baba çok ayıp oluyor ama. Ya şaka yapıyoruz be Cem. Ben çok yakında jübilemi yapıp sapıklık kariyerime bir son vermeyi düşünüyorum. Hadi ya demek Derya evlenme teklifini kabul etti. Ya baba etti etmesine de babasına ne diyeceğiz onu bilmiyorum. Niye Cem abicim babası başlık parası falan mı istiyor? Yok ya başlık parası istese daha iyi aslında. Ne istiyor ki abicim senden? Önce beni bir tür sınavdan geçirip bana not verecekmiş. He? Sınavı geçebilirsem Derya ile evlenmeme izin verecekmiş. Vah 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 benim Cem abim. Vallahi senin durumun ümitsiz. Oğlum sus. Ya sen niye kasıyorsun kendini bu kadar? Siz aşkınızla dimdik ayakta durduğunuz sürece bütün engelleri aşar, bütün sınavları geçersiniz be oğlum. Hiç. Memol abi çok doğru söylüyor Cem abi. Bak mesela ben ve Melek. Ne olmuş seninle Melek? Ya Melek'e bir açığa bir sen var ya. Neler olacak değil mi? Aman evleneceksiniz de başınız göğe erecek. Bak bana bak oğlum. Bir gün eve gitmedik. Karı beni ev almıyor işte. Kıvık. Hadi be. Ama en güzelini sen yaptın biliyor musun Memoli abi? Gönderdin köylü kızını köyüne. Ne? Tabii. Yani göndermeseydin sana da bu sene bir nikah yapacaktık biz. Hadi abicim hadi. Hadi konsantrasyonumuz dağıldı. Bak. Hadi oyuna konsantre tamam, ol. Tamam abicim ya sen de sıra. Baba sen oynuyorsun ya. 5-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heh, şansa geldim. Çekiyorum bir kart. Bugün doğum günün. Herkesten binerleri al. Al. Verin abicim binerleri. Paralar ya. Buyurun balları sarmaya. Sağ olun. Bir de hiç şansım yok diyorsun.
Doğum günün kutlu olsun Memoli abicim. Buyurun. Sağ ol Avni'cim. Memoli abi, senin doğum gününün 12 Nisan olduğunu hiç bilmiyordum ben. Ne? Bugün 12 Nisan mı? Oo, hatta 13 oldu abicim. Aa. Onu yakala, bunu yakala derken kafa karışıklığından günleri bile unuttuk, görüyor musun Cem? Baba ne oluyor ya? Sen? Bugün 12 Nisan Cem. Bugün Can'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Doğum günün kutlu olsun Can. Yolcularımız kaptanın sağlığına 30 dakikalık ihtiyaç boğazı verilmiştir. Çaylar yine şirkettendir. Lütfen ısrar etseler bile para ödemeyiniz. Gerekirse kavga çıkarırız. Ödümü kopardın sen ya. Bir de ne güzel rüya görüyordum şurada. İhtiyaç boğazı verdik abla. Duyduk herhalde, sağır değiliz. Ha bir de abla, yolun geri kalan kısmını yerine geçsem de ben de şuraya otursam diyor. Yola çıktığımızdan beridir hep ayaktayım. Tamam tamam. Bana şu tuvaletin yerini göster de bir göstereyim. Gideyim. Göstereyim. Aa bak orada. Ha. Tamam oldu. Benim çok fena şişim geldi ama ben gidip yapacağım. Benim de valla. Bekle sonra ben de geliyorum. Gel kurban gel. Çok fena oğlum. Sıkıştım valla. Selam. Durun oğlum. Nereye? Çantayı unuttum size yüzünüzden. Ne cins adam bu ya? Hadi abi çok sıkıştık ya. Geldim, geldim. Oğlum nereye? Merak etme, bir rakamın çiçeğe mi geleceğiz ya? Senin hiç gelmedi mi abi? Hadi gel sen de yap, yolumuz uzun. Oğlum sırası mı şimdi çiçeğin ya? Vallahi hiç bu kadar sırası olmaz yani. Altıma etme güzelim ya. Ya biraz bekleyin. Zeyno şimdi girdi, dayanın biraz daha. O çıksın tuvaletten, ondan sonra hep beraber gizli gizli koşarız biz de. Ha? Hadi. Yeni gitti ya, daha ne zaman çıkacak? Ben bakıp geleyim. Ya selam. Zeyno. Aa kaç. Geliyor. Zeyno geliyor. Bozuk yok muydu? Ay yok. Tek param bu vallahi abla. Memoli verdi de bunu bana. Git şu yukarıdaki restorandan bozdur o zaman onu. Ben bozamam o kadar büyük parayı. Yukarıdaki restorandan. Evet evet. Yukarıdaki restorandan. Beni Zekiye abla gönderdi dersen bozarlar. Oldu. Adın neydi abla ya? Zekiye, ha, Zekiye. Zekiye. Zekiye abla, Zekiye abla, Zekiye abla, Zekiye abla, Zekiye abla. Bakalım Zeyno gidiyor işte. Durun önce bu içeri girsin. Ya oğlum niye saklanıyoruz ki? Eninde sonunda nasıl olsa görecek Zeyno bizi otobüse inerken binerken. Vazgeçer de köye dönmez diye çok korkuyorum. Anlamıyor musun sen beni? Beni görürse vazgeçer diye çok korkuyorum. O yüzden bizi indiğimizde görmesi lazım. Ya ne olur gidelim artık ya. Gidelim vallahi yapacağım şimdi şu tekrar ha. Gelin hadi. Ha gitti ya kız. Ya ne bakıyorsun? Ne yapacağım ya? Bol bol bozuk ver Zekiye abla için. Bol bol. Hah. Buyurun. Ha baba. Ben bir de şuradan bir şeftali suyu alayım da. Tabii. Belgin abla kurabiye yaptı da bana yolluk. Onun için ne kadar bu? 500 bin. Tamam. Al bakalım. Sağ olasın.
Abla hazırdım. İyi ettin, iyi ettin. Yeter mi bu? 150.000 yeter. 250.000. Ha. Aman, hepsini düşürdüm ya. Kimse yok abi. Al bacım, sağ ol. Eyvallah. Hadi hadi yürü. Lan dur ya. Zeyno. Zeyno. Bu sadece bir tesadüf Zeyno. Sadece bir tesadüf. Zeyno dur. Bırak beni Erkan. Sana çok müjdeli haberlerim vardır. Ne olur gene şu yüreğime sivri sözlerini saplamadan önce beni bir dinle. Ne olur Zeyno. Beni bir dinle. Avni'nin olduğu yerde hiç haddim olmaz ama al baba çay yaptım. Sağ ol canım. Baba çok yorgun görünüyorsun ya. İstersen hiç içme şunu. Yat biraz dinlen ha. Yatsam da uyku girmez ki gözlerime Cem. Yatsam da hiç uyku girmez ki. Zeyno'yu düşünüyorsun değil mi? Diyeceğim ama... Karıştırma bu saatte Cem. Diyeceğini bildiğim için demiyorum baba. Durmadan kaybetmekten o kadar yoruldum ki Cem. Ve hep bir son saniye golüyle kaybediyorum ya. En çok ona sinirleniyorum biliyor musun? Son saniye golü mü? Hep aynı şey oluyor. Öyle tam her şey yoluna girmeye başladı derken... Tam bu defa hayat bana gülümsüyor. Bu defa galiba kazanıyorum derken... Bir bakıyorum... Yine kaybetmişsin. Aynen öyle. Kaybetmişim. Sence ben ne zaman kazanmaya başlayacağım Cem? Ya şu her kaybettiğinde... Sadece kendini suçlama huyundan vazgeçtiğin zaman... Hiçbir zaman yani. Evet, hiçbir zaman. Aslında ne var biliyor musun baba? Ne var kardeşim? Sen aslında çoktan kazanmaya başladın. Ne? Ama kaybettiğin geçmişinle o kadar meşgulsun ki ne yazık ki bunu göremiyorsun. Benim yerimde sen olsan ne yapardın Cem? Senin oğlum böyle sadece fotoğraflarda yaşayan bir çocuk olsa... Ve her sene doğum gününü kutladığın çocuk hiç büyümese. Fotoğraf sarardıkça her yıl hiç büyümeden biraz daha yaşlansa. Sen ne yapardın? Söylesene bana. Ben şuraya kıvrılıp yatıyorum baba. Şuraya. Sen duy artık. Hadi Allah rahatlık versin. Gerçi teknik olarak imkansız ama neyse. Çocuklara da bir şeyler bulayım. Memoli. Senin yerinde ben de olsam aynen senin yaptıklarını yapardım. Sen iyi bile dayanıyorsun aslında. Hala kızgın olduğunu biliyorum Zeyno. Sana sadece kızgın olduğumu sanıyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Ben her şeyi biliyorum Zeyno. Ne desem? Önümde dizlerimin üstüne düşüp senden af dilesem. Sen beni dinlemezsin. Sen beni affetmezsin. Bunu çok iyi biliyorum. İyi o zaman. Madem bunu biliyorsun, nefesini boşuna yorma artık. Üşüdüm. Gidiyorum. Dur Zeyno. Ne olur gitme. Ne olur bir dinle diyeceklerim. Sana Barış'ı anlatacağım Zeyno. Sabah güneşle beraber. Sabah bizle beraber. Barış geliyor bizim oğlumla. Kalıp sen de bizim halayımıza katılmaz mısın Zeyno? Kalıp köylünün halayına katılmaz mısın Zeyno? Thank you.
Köylü kızı? Kurban oldum Allah, kurban oldum Allah. Tez gönder kavuşalım mavilim. Tez gönder. Kolay gelsin. Ay affedersin abi. Seni de uyandırdım herhal. Önemli değil, önemli değil. Sen devam et. Yok yok ya, bittiydi zaten ya. Hayrola, bu sabah Mona'ya yapıyorsun bakıyorum. Nasıl abi? Diğer türkücü yok mu? Ha Zeyno'yu diyorsan, Belgin abla dedi. Dün akşam Zeyno köyüne dönmüş abi. Doğru. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olasın abi. Çok sağ ol. Mavilim, mavi şeylim, mavil. Oo, saat öğlen olmuş neredeyse. Bu Daltonlar da burada uyudular değil mi ya? Hadi kalkın abiler, kalkın hey. Hey hadi. Herkese geç kalacağız. Cem hadi. Cem? Rambo? Cem. Rambo. Günaydın Cem abi. Günaydın Rambo'cum. Bütün gece battaniyeyi kendisine çektin. Kıçım açıkta kaldı. Acayip işittim biliyor musun? Affedersin Rambo'cum. Ben biraz deli uyuyorum biliyor musun? Önemli değil Cem abi. Ama çok şirinse bana sarılsaydın keşke. Merak etme, ben de öyle yaptım zaten. Aferin Rambo'cum. Rambo. Efendim Cem abi. Şu anda bana sarılan yumuşak insan sen değilsin değil mi abicim? Galiba benim Cem abi. Oh be, oh be! Böyle hava nerede var be? Başardık onu. Başımıza onca iş geldi ama başardık lan. Ben bizim köyün kokusunu var ya, tam buradan arıyorum biliyor musun? Sen ne yapıyorsun? Koyunlara haber veriyorum oğlum. Çoban söyle döndü diyor. Oğlum ben sadece... Burasıdır değil mi dediğiniz yer? Burası. Burasıdır kardeş. Buradan aşağı 3-4 kilometre yürüdüğün zaman bizim köy oradadır işte. He, çok güzel yermiş sen he. Sen ne diyorsun kardeş? Bizim köy bir tanedir diyorsun? Be. Bavulunuz, çantanız neyin var mı? Yok yok, biz böyle dımdızlağız. He iyi o zaman. Hadi size iyi günler. Hadi hoş geldiniz köyümüze. Ali yolculuklar. Adam ne bekliyor? Zeyno mu? Zeyno? Zeyno! Kaptan! 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 Ya dur ya, dur ya. Dur atla ya abi. Abla dur. Aç, aç, aç. Aç, kapıyı aç. Ne oldu arkadaşım? Bir şeyini mi unuttun? Zeyno. Zeyno mu? Çek ikene. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Burada başka bir kız oturuyordu. Ben burası boş diye geçtim. Arkada yerim var. Olmazsa oraya geçerim ben. Yok bacım, sana sözüm yok. Dur, sana dur. Bir şey demiyorum. He, sen şu deli kızdan bahsediyorsun. He he o. Oo, o da güneş doğmadan sabaha karşı indi otobüste. Ne? İndi mi? Çok acil geri dönmesi gerekiyormuş. Ya nasıl olur kardeşim? Hani biz başka mola vermeyecektik? Hani bu otobüs ta köye kadar bir daha durmayacaktı?
Mola falan vermedik de herkes uyurken bir ara çok kısa mazot almak için durduk. Zaten o zaman indi o da. Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ya kardeş, bilseydim sizinle birlikte olduğunu sizi de uyandırırdım ya. Ya senin bir suçun yok kardeşim. Sen nereden bileceksin? Kusura bakma kaptan. Seni de alıkoyduk yolundan. Sağ ol. Tamam, sakin ol. Belki sonra çıkar gelir Zeyno. Ağam, her işte bir hayır vardır. Bak otobüs gitti. Hadi gidip şu tapuları dağıtalım. Bana inanmadı. Benim barışı getireceğime inanmadı. Seni kurban. Ver şunu. Hadi yürüyün. Ne benim ne de köylünün daha fazla bekleyecek sabrı kalmadı. Bu barış çok bekletti bizi. Hadi gidip şu işi bitirelim. Hadi. Zeyno ne olacak ağam? Yalnızca Barış'ın sesi. Barış'ın müjdesi onu buraya getirebilir kurban. Ondan önce biz ne yapsak ne etsek boş. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Asıl kavga şimdi başlıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ağam paltoları unuttuk. Paltoları. Git ağam salak. Siz gidin ben yetişirim. Ağam bekle ya. Ama yavaş gidin. Seninle gelmeyi, seni ne kadar çok özlediğimi, ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istediğimi biliyorsun Sinan. Ama bu ihaneti Memoli'ye nasıl yapacağım? O senden böylesine nefret ederken, seni yakalayamadan geçen her yeni günde biraz daha ölürken, nasıl seninle gelebilirim bunu hiç bilmiyorum. Kalbim hadi durma git derken, aklım dur yapma diyor. Ama şu hayata karşı biraz deli, biraz asi olmazsak, hep aklımızın sesini dinleyip kalbimizin sesini duymazdan gelirsek, artık yaşamak için hiçbir sebep kalmayacağını biliyorum. Bu nedenle de galiba senin teklifini kabul ediyorum Sinan. Evet, seninle gelmeye karar verdim. Kapı çalıyor. Güzün Hanım ve yandaşları bana her zamanki sabah eziyetini yapmaya geldiler herhalde. Saat 12:20 var. Sinan tekrar arayıp saat 12'de demiş. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Aman kusura bakmayın çıkmak üzereyim. Başka bir zaman derim olur biter. Aa. Kusura bakmayın hanımlar. Aa, kapat kapıyı abla. Zeynep, senin ne işin var burada? Sen hala gitmedin mi? Avni. Pardon komiserim. Oğlum neredesin sen? El alem çaysızlıktan kuduruyor burada ya. Tamam abicim tamam. Siz sakin olun. Ben şimdi yakacağım kazanları. Çabuk ol. Görüyorsunuz değil mi abicim? Ben yokken hepsi birer sıfır. Görmez olur muyuz abicim? Görmez olur muyuz? Tamam tamam Memoli abicim. Neyse. Akşama görüşürüz. Eğer bir şey lazım olsa ben çay ocağındayım. Tamam mı? Hadi ne? Eyvallah. Ne akşamı? Merak etme baba sen. Akşama karısı onu affeder nasıl olsa. Biz işimize bakalım babacığım. Tamam. Bu arada keşke Zeyno gitmeseydi diyorum ya. Ne? Yani şu Derya'nın babasıyla yiyeceğimiz yemekte o da olsaydı diyorum. Böyle ekipçe bir kültür mozaiği oluşturduk yani. İnan bana böylesi daha iyi Cemil. İnan bana. Ya. Bizim Cem'i kadın kıyafetleriyle adamı yere yatırıp haşet ederken görmeliydin. Zeyno gibi yani. Aynen öyle vallahi. Dur bir dakika. Sen Zeyno'yu nereden tanıyorsun ki? Televizyondan. Televizyondan mı? Evet televizyondan. Sen de izledin demek ki Zeynep'in röportajını. Zeynep'in mi? Hı hı. Sen bakma onun öyle Memoli benim nişanlım falan dediğine. Aralarında öyle ciddi bir şey yok henüz. Onlar nişanlı falan değiller zaten. Allah muhabbetinizi artırsın. Aa, Memoli Cem. Şöyle iki tane de mum koysaydınız daha romantik olurdu. Var ya şamdanlı mamdanlı. Şamdanlı mı? Yok Memoli ne mumu ne şamdanlı. Biz burada mesai yapıyoruz, çalışıyoruz. Tabii tabii. Cem. Başak, aramıza yeni bir sabah şekeri daha katılmış bakıyorum. Sabah şekeri mi? Eh madem bu kadar ısrar ediyorsunuz ben de tanıştırayım. Komiser Tayfun bizim ekibe yeni katıldı. Bunlar da meşhur komiser Memoli ve Cem Tayfuncu. Vay, Tayfuncu mu? Aman, Tayfun işte.
kırılma canım. Rahat ol bizim yanımızda Tayfuncuğum. Çok memnun oldum Memoli komiserim. Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli diyebilir bana. İyi ya işte. Ben de artık sizin bir iş arkadaşınız. Doğru ya. Aramıza hoş geldin Tayfun. Sağ olun komiserim. Neyse ben artık işimin başına döneyim. Görüşürüz. Tamam. Başak. Sakın. Sakın bana bir şey söyleyeyim demeyin yoksa ikiniz de çok fena yaparım. Yok canım bir şey demeyecektim. Yani eli yüzü düzgün akıllı bir çocuğa benziyor diyecektim sadece. Yani Allah tamamı neredesin diyecektim sadece. Ne yapıyorsun ya? Ahlaksızlar. Her şeyi anlatacağım abla, her şeyi anlatacağım. Ne olur Memoli döndüğümü duymasın ya. Memoli döndüğünü duymasın mı? Bu sefer beni kesin öldürecek. Dur bir dakika dur. Sen şimdi köye gittin ve döndün öyle mi? Yok, tam öyle sayılmaz abla. Yani gittim sayılmaz. Nasıl tam gittin sayılmaz? Yarı yoldan döndüm yani. Yarı yoldan mı döndün? Her şeyi anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Biraz izin ver de soluklanayım ya. Apartmana girerken Memoli'ye yakalanacağım diye ödüm koptu. Bak hala ellerim titriyor ha. Zeynep, ben de tam çıkıyordum da. Çıkıyor muydun? Evet. Nereye gidiyorsun abla? Şirketle ilgili bazı imzalamam gereken şeyler varmış da hemen dönerim. Hayır, ben de geleyim yalnız gitme. Yo, otur sen. Olmaz Zeynep. Sen burada kal, dinlen biraz. Haline bak, gözünden uyku akıyor. Yok aman beni boş ver abla ya. Sen iyi misin? Ay rengin soldu senin ya. İyiyim iyiyim. Hadi sen geç içeri uzan. Ben hemen gider gelirim. Abla. Efendim Zeynep. Ya Memoli'yi görürsen sakın burada olduğumu söyleme olur mu? Merak etme söylemem. Aslında senin döndüğünü duyunca sana kızmak yerine sevinçten koşup boynuna sarılacaktır eminim. Yine de sen hiçbir şey söyleme. Bu akşam Memoli'yle çok kısa bir şey konuşup hemen geri döneceğim köye zaten. Kabul et Zeynep. Ne yaparsan yap gidemiyorsun işte. Sen de benim gibi aklını değil kalbini dinliyorsun. Kalbine teslim oluyorsun. Bunu kabul et artık. Sen de benim gibi aklını değil kalbini dinliyorsun. Senin gibi mi? Derya komiserim, buyurun. Sabah çayınız, yanında da bunlar sabah şekerleri. Ama dikkatli için içerken masaya tutun çünkü her an yere düşebilirsiniz. Bu sabah çok çarpıcı bir çay demledim. İltifatın için çok sağ ol Amir'ciğim ama ben komiser muavinim. Komiser değil. Olsun, siz bizim yengemiz değil misiniz yani? Ne? Şimdi siz bizim yengemiz olduğunuz için gönüllerimizde de komiserimizsiniz. Anlatabiliyor muyum yani? Anne, saçma sapan konuşma, benim de sinirimi bozma tamam mı? Hadi, çekil karşımdan. Hadi. Selam. Cem komiserim, bakıyorum çaycısından memuruna olayı duymayan kalmamış aramızda. Nasıl? Avni! Ben Memoli abimin çayını unutuyordum az daha. Memoli abimin çayını vermezsem, geç kalırsam ne yapar biliyorsunuz değil mi? Kafamı tutar, masaya sürter, kafamdan atar. Hadi Avni, hadi! Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yok Derya'cığım, ben hiç kimseye bir şey anlatmadım valla. Evet, evet. Dün gece... Memoli ile dertleşirken duymuştur. Yani oradan biliyordur her şeyi. Herhalde yani. Yoksa ben niye söyleyeyim elin avisine sana evlenme teklif ettiğimi, senin bunu kabul ettiğini? Bak hala bağırıyorsun ya. Ya bak hala bağırıyorsun ya. Pardon. Bu arada dün gece babamla konuştum. Ciddi mi söylüyorsun? Bu hafta sonu seni bize yemeye bekliyor. Yapma ya. O kadar çabuk mu yani? Nasıl yani o kadar çabuk mu? Hafta sonuna 3 gün var. Ben 3 günde nasıl hazırlanacağım ya? Ya Cem affedersin ama senin bir berbere gidip saçlarını kestirmen 3 gün mü sürüyor Allah aşkına? Niye? Saçlarımın nesi var? Yeni kestirdim daha. Yani öyle hazırlanacak bir şey yok diyorum. Sen güzel güzel giyinip kendin gibi, olduğun gibi geleceksin. Zaten babam seni severse bu doğal halinle sevecek. Ya peki... Ya baban beni sevmezse Derya'cığım? İstersen o kısmını şimdiden anlatıp hiç moralini bozmayayım Cem ha? Yapma ya. Affedersin Cem komiserim. Efendim? Ne oldu? Bu küçük kızı dün gece şu yeraltı dünyasının ünlü kebapçısı Rıza Demir'in yeni açtığı mekanın yakınında bulduk komiserim. Götürün verin annesine babasına. Niye çıkardınız buralara kızcağızı? Aslında... Küçük kızın yolda bize anlattığı şeyleri organize suçlar olarak bir de siz dinlerseniz çok iyi olur komiserim.
Benim babam bu işte. Ne? Senin baban mı? Evet. Bu da bitti. Kalanını da akşam evde yazarım artık. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Canı ziyarete gidiyorum Başak. Bugün doğum günü. Benden de çok selam söyle ona. Başak ablan da doğum gününü kutluyor de, olur mu? Tamam, söylerim. Tamam mı? Hah, Mehmet Ali komiserim. Mem Ali! Canın ziyaretine gidiyorum Cem. Aklına ne geldiyse sıkı tut, sonra söylersin. Baba, gitmeden şunu bir dinle istersen ha. Bu küçük kız kim? Merhaba. Merhaba. İçeri geçelim, bir sandalyeye otur baba. Ne? Çünkü biraz sonra söyleyeceklerimi duyunca düşüp bayılabilirsin. Bu Belgin Hanım işte. Başını eğ. Ne oluyor oğlum? Hey, başını eğ. Hadi arkasından gidelim. Memale, şimdi sen bana ben döndüğüm için çok kızıyorsun biliyorum ama yine keçilerini saymaya başlamadan önce ne olur beni bir dinle be. Otobüse binmeden önce sana eğer birini çok seviyorsan ama ne yapsan ne etsen onunla birlikte olamıyorsan ne zaman pes edersin, ne zaman vazgeçersin diye sormuştum, hatırlıyor musun? Sen de hiçbir zaman demiştin hani. Ya Erkan da hiçbir zaman vazgeçmezse Memole? Gerçekten de barışı getirip hiçbir zaman pes etmediğini bana gösterirse ne yaparım o zaman? Eğer şimdi gidersem sen bana gel dediğinde ya ben gelemezsem o zaman sen ne yaparsın Memole? Bunu hiç düşündün mü? Ha, ne? Ya Memole geldiyse? Ama ne yapacağım ben şimdi? Ha, gitti herhalde. Ha? Ha? Verdiğin kapıyı doldurup biliyorum, aç kapıyı. Rambo bu be. Gir içeri, gir. Oh, polis kız. Ne haber Rambo? Dün akşam gitmemiş miydin sen Zeynep abla? Yok, bu akşam gidiyorum Allah'ın izniyle. Hadi geç içeri, geç. Allah Allah. Ne oldu? Dün gece Memal abi sen gittin diye niye ağlıyordu o zaman? Ne? Dün gece Memal'e ben gittim diye ağlıyor muydu? Evet. Hatta böyle hep birlikte ağladık. Nasıl hep birlikte ya? Ben Melek için, Cem abim Derya için, Memal abim de senin için ağladı yani. Ha, öyle yani. Bir de Çaycı Hani vardı ama onun meselesi bambaşkaydı. Kılıbık yasalak, karısı eve almamış. Dur ben sana bir çay koyayım da sen bana şu Memoli'nin nasıl ağladığını anla, tamam mı? Belgin teyze yok mu Zeynep abla? Yok, dışarı gitti. Tüh ya. Niye, ne yapacaksın ki Belgin teyzeni? Hiç. Yine birlikte bir aşk mektubu yazar mıyız diyecektim. Aşk mektubu mu? Affedersiniz şoför bey, biraz acele edebilir miyiz? Kuralları çiğnemeden elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Memoli komiseri haber verecek miyiz? Hemen değil. Önce kadının gittiği yeri bir öğrenelim, ondan sonra ararız. Boşu boşuna ortalığı birbirine katmayalım. Tamam. Aşk mektubu demek ha? Geçen defa yazdığımızı bir yanlış anlama sonucu Melih'e veremeden yırtıp attım da Zeynep abla. Sen şimdi bir aşk mektubu yazmak istiyorsun bu Melih'e, öyle mi? Evet Zeynep abla. Ama ne yazık ki Belgin teyze burada değil. Ne güzel, geçen defa şiir kısmını yazarken yardım etmişti bana. Belgin abla yoksa ben varım Rambo. Ne? Tabii ben sana yardım ederim diyor. Ooo, ciddi mi söylüyorsun Zeynep abla? Sen saydın, anlıyor musun bu aşk mektubu yazmışından? Oo, sen ne diyorsun be? Ben bugüne kadar o kadar çok aşk mektubu yazdım ki. Oo. Yaşa Zeynep abla, yaşa be. Yalnız biraz acele etmemiz lazım Zeynep abla. Melek şimdi çıkıp gelir okuldan. Sen buraya mektup kısmını yazı dur. Ben de şuna böyle
güzel bir kalp çizeyim. İçini boyayayım, tamam mı? Ama ne olur acele et Zeynep abla. Tamam, ne olur tamam, acele et. Tamam, otur 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 otur. Tamam. Ama sen bu arada bana Memoli'nin şu ağlama hikayesini anlatacaksın, tamam mı? Tamam Zeynep abla. Hepsi bu polis amca. Sonra polis amcalar gelip beni kurtardılar. Sağ ol güzel kız. Çok yardımcı oldun bize. Adın ne senin bakayım? Damla. Damla mı? Hı hı. Benim kızımın adı da Damla, biliyor musun? Aman dikkat et de senin kızını da kaçırmasınlar. Bu hiç iyi bir şey değil, söyleyeyim. Tamam, dikkat ederim. En kısa zamanda anneni ve babanı bulacağız Damlacığım. Hiç merak etme. Tamam. Zaten Başak ve Derya ablan da burada. Onlarla güzel güzel oturursun, tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Aman kıza çok iyi bak Başak. Hayatımızda elimize geçen en büyük ipucu o. Merak etme, tamam. Anlaştık mı? Damla, resim yapmayı sever misin? Hı hı. Baba ne yapacağız şimdi ya? Bugün şanslı günümüzdeyiz Cem. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Ya öyle mi? O zaman bana da söylesen de niye şanslı günümüzde olduğumuzu, ben de sevinsem biraz ha. Oğlum anlamıyor musun? Eğer Gülsüm Kürşat'ın çocuğunu kaçıracak duruma geldiyse bu defa kesin bölündüler. Tamamen düşman oldular demektir. Yani ben de yeni bir şey söyleyeceksin sandım, sevindim yani. Ne? Ya baba hatırlasana, bunlar yine birbirlerine düşmüşlerdi. Ve biz tam buna sevinecekken Assos'taki fabrika baskını sırasında bunları kol kola, can ciğer, kuzu sarması şeklinde görmemiş miydik ha? Bu defa işler değişti Cem. Bu defa oyunun kuralları değişti. Nasıl yani baba? Gülsüm'ü iyi tanırım. Erkek gibi kadındır. İş konusundaki bir ihaneti affeder ama aşk konusundaki bir ihaneti asla affetmez. Yani? Yani Kürşat'ın karısı ve çocukları olduğunu öğrendiyse onu mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Buna çocuklarını kaçırmak da dahil değil mi? Aynen öyle. Vay be. Baba bugün sahiden de şanslı günümüzmüş be. Tabii oğlum. Bugün şanslı günümüz. Çünkü bugün Can'ın doğum günü. Bugün oğlumun doğum günü. Baba ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Abi galiba günahını alıyoruz kadıncağızın. Parka gezinmeye falan gelmiş işte. Olsun oğlum, izlemeye devam edeceğiz. Memoli kontrolünün kesin emri var biliyorsun. 35-22'den merkeze tamam. Dinliyoruz 35-22 tamam. Bizi acilen organize suçlardan Mehmet Ali Öztürk'le bağlantıya geçirmenizi istiyoruz, tamam. Komiser Memoli yani, tamam. Evet komiser Memoli, tamam. Anlaşıldı, tamam. Çekiliyor. Büyük ikramiye 100 milyar. Teşekkür ederim. Hadi çek istersen bir çeyrek bir yarım abla. Teşekkür ederim dedim. Belgin Hanım, yalnız olduğunuzu emin misiniz efendim? Efendim anlayamadım. Lütfen beni dinlerken bir bilet çekiyormuş gibi yapın efendim. Sinan Bey birazdan yanınıza gelecek efendim. Ama önce sizi takip eden hiç kimsenin olmadığına emin olmamız lazım. Ne yapıyor şimdi? Piyango bileti çekiyor. Ha. Buraya kadar hiç kimsenin takip etmediğinden eminim. Şimdi lütfen parkın sonuna doğru yürüyün efendim. Biraz daha ileride kuşlara yem atan yaşlı bir adam göreceksiniz. Onun yanına oturun. Sinan Bey sizin yanınıza gelecek efendim. Tamam. Kuşlara yem veren yaşlı adamın yanına. Şansın açık olsun ablacığım. Ben hep buralardayım. Büyük ikramiye çıkarsa gelip tamam, beni tamam. De görürsün inşallah. He. Piyango, piyango. Kuşlara yem veren yaşlı adamın yanına.
Piyango yarın çekiliyor. Piyango yarın çekiliyor. Merkezden 35-22'ye tamam. Dinliyoruz merkez. Komiser Memoli'ye merkezden ulaşamadım. Cep telefonu numarasını veriyor. Bir de oradan bulmayı deneyin, tamam. Not ediyoruz merkez, tamam. 0. 0. Hı hı. Sen de biraz kuşlara yem vermek ister misin? Yok, ben... Hayat? Sinan. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Merhaba oğlum. Uzun zamandır yanına gelemiyorum diye bana kızgın olduğunu biliyorum. Bir polis oğlu olmak böyle zor bir iş işte. Ama ne olur bana kızma. Onu kovala, bunu yakala derken inan bana bazen yemek yemeyi bile unuttuğum oluyor, biliyor musun? Ama bugün senin doğum günün. Bugün hiçbir zaman unutmam oğlum. Bak sana ne aldım. Bak. Bak hem de kırmızı. Doğum günü kutlu olsun oğlum. Seni o kadar çok özlüyorum ki. Ne olurdu yaşasaydın. Ne olurdu şimdi burada değil de şöyle baba oğul bir luna parkta eğleniyor olsaydık. Ha? Önce uçan fillere binerdik. Sonra da o senin hep binmek istediğin böyle böyle giden trene. Ha bir de sonra o insanı komik gösteren aynaların olduğu yere gider. Böyle kendimize bakar, sonra göbeğimiz tuta tuta gülerdik. En sonunda da senin en sevdiğin yere, çarpışan arabalara giderdik tabii. Sen en güzel, en sağlam arabayı seçerken ben koşar bir avuç jeton alır gelirdim. Atlardık arabamıza baba oğul. Önümüze gelene bin tekme. Hatta önümüze gelene bin tampon diye diye bütün arabalara çarpardık. Herkes o arabalara bindiğine pişman ederdi. Ne çok seviyordun arabaları, hatırlıyor musun? Baba ben büyüyünce araba yarışçısı olacağım diyordun hep. Kırmızı bir arabam olacak. O arabayla bütün yarışlara katılacağım, hepsini kazanacağım diyordun. İşte kırmızı arabam burada oldu. Hadi bakalım göster kendini. Kazan bütün yarışları. Ne güzel, ben de dünya şampiyonu bir oğlum var diye böyle göğsümü kabarta kabarta gezerim emniyetin koridorlarında. Hep seninle övünürüm. Hep seninle gurur duyarım. Eminim yaşasa o da babasıyla gurur duyardı. Şehnaz. Merhaba Mehmet Ali. Kızım. Merhaba babacığım.